bir kelime bir kelime yani belki birinin hidayetine vesile olabilir miyiz? Bir insanı haramdan, günahtan kurtarabilir miyiz? Yani Allah'ımızı kızdırmayalım. Allah'ımızı gazaplandırmayalım. Allah'ımız veli nimetimiz. Bizi yediriyor, içiriyor. Büyük imkanlar verdi bize. Nimetlerle kuşattı bizi. Ee, yaratanımız, yaşatanımız. Ahirette onun huzuruna çıkacağız. Yani ölüm bitmek, gitmek değil. Mevla'nın huzuruna çıkıp hesap vermek. E sonrasında cennet cehennem diye yurtlar belirlenmiş. Herkes aynı dünyada nasıl herkes aynı imkanlara sahip değil maddi olarak Aynı sitede oturmuyor. Aynı mutlu yaşamıyorsa. Ahirette de herkes cennetlik değil. Evet. O zaman e, burada şartlar ne? Ahiret saadetini kazanmak için. E, dünyada bak bunun şartı şurtuna göre sen okuyayım diyorsun. Diploma alayım diyorsun işte efendim veya çalışayım diyorsun veya da işte insan çoluğun çocuğunu ya bir meslek sahibi olsun. Kolunda altın bileziği olsun, işi olsun, gücü olsun. E şimdi bak siz de aileniz yetiştirmiş. Siz de okulayı niye yolladılar? Yani bir meslek sahibi olur, bir şey olur, diploması olsun. Yani insanlar e, ne kadar yaşayacağını bilmedikleri. Ortalaması 60-70 yani bunun da e, evet. çok da bir üstü yok. Bir ortalama 60-70 senelik bir hayat. Bunda yani her türlü ecel gelmedikten sonra ölmek yok ama işte şartları daha düzgün olsun, seviyesi daha iyi olsun, imkanları daha geniş olsun falan diye e, 8 sene, 10 sene, 15 sene, 20 senelik bir mukaddimesi var. Hazırlığı, okuması, etmesi, çalışması falan en nihayetinde kazandıracağı hayatta ondan sonrasını da hesap edersen yani 20-30 yaşından sonra bir yere gelse bir iş güç sahibi olsa da 20-30 sene içinde de ölecek. Evet. Ama yarısını bunu yatırıma ayırıyor. Bu 20-30 yani ömrünün yarısını da. E şimdi e, önümüzde ahiret var. Sonsuz bir hayat var. Burada da e, para fayda etmediği, malın geçerli olmadığı, efendim mülkün geçerli olmadığı, hiçbir e, ahirette Allah izin vermeden hiçbir şefaatçinin fayda vermeyeceği tabi Allah izin verirse peygamberler, pe alimler, şehitler şefaat eder. Ama Allah'ın izni olmadan şimdi onun için Allah'ımızı kızdırmayalım. Meselesi bu. Tamam. tamam mesela. Yani İbrahim Aleyhisselam babasına şefaat edemediği, Nuh Aleyhisselam oğluna şefaat edemiyor. Çünkü şirk ve küfür Allah'a ortak koşmak yani. E, bu itikat sorunu e, peygamberin de şefaat hakkını da iptal ediyor yani. Bir müşriğe şefaat edemiyor. Hı hı. Yine günahkar Müslümana şefaat edebiliyor. Müslüman olmayana şefaat bile demiyor. E şimdi o zaman e, niye imanımızı tehlikeye atalım? Son nefeste nasıl öleceğimiz tehlikeye atalım? Ondan sonra ebedi hayat ona bağlı. Dönüşü yok, telafisi yok. İkinci bir imtihan açılmıyor. Dünyada o imtihanı kaybediyorsun. Öbürüne giriyorsun. O okulda tutturamıyorsun. Öbür okula giriyorsun. Ya bundan adam olmaz, okumaz diyorsun. Hadi meslek sahibi oluyor. kalfa oluyor, çırak oluyor. Bir de bakıyorsun adam patron oluyor. Öbür okuyan maaşı yetmiyor. Bu buradan. Yani dünyada şey alternatifler var. Çok fazla var. Ama, Ama ahirette, ahiret için yok. yok. O zaman ilmimizi doğru alacağız. Doğru kaynaklardan besleneceğiz. E şimdi bir doktorda bir şeyde efendim biri şu teşhisi koydu, biri bu teşhis koydu. Sen buna hemen e, kapılıp aldanıp şey yapıyor musun? Yok şimdi kanser Allah uzak etsin, muhafaza etsin. Ama sen hemen bunu kemoterapi yapalım hemen. Dur ya ne kemoterapisi falan diyorsun. Yok saçım düşecek, yok yakışıklığım bozulacak, yok cildim de, şey olacak. E, ne olacak? E dur bakalım öbür doktor ne diyor, öbür doktor ne diyor? Tamam. E, kıyas, yapıyorsun, kıyas yapıyorsun, kıyas e, yapıyorsun. Sen şimdi bu kadar kıyasan çünkü neden? Sağlıktır, ciddidir, önemlidir diyorsun. E, tamam, E Doğru öyle yapman lazım. Ama sen filan ahiret içine geldiği zaman... ...oho, yılbaşı caiz, Noel caiz, tombala caiz. <laughs> tamam. Bir hoca bunu dediği zaman... ...aa kafama göre hoca şimdi buldum diyorsun. Siz, e,